Sade. Hı. Bak en iyi buradan seyrediliyor televizyon. Bundan sonra bura benim yerim. Başkasını görürsem çirkinleşirim, haberin olsun. Nereye istersen oraya otur. Yemin ediyorum var ya, bendeki keyif paşa çocuğunda yok ha. O yayı gevşemiş çekyattan kurtuldum ya. Oh. Atmasaydın keşke onu. Niye? Çeyizine mi saklayacaksın? Bahçede duruyor kitap. Dursun. Lazım olur belki. Lan üstadı. Şu fakir kafasından kurtulardık. Ya nasıl kurtulayım? Fakiriz biz İsmail. Bizim kız bu sefer bir şapşallık yapmazsa yırttık. O sarı kafalı var ya Rüzgar Bey. O bizim kıza aşık. Sen de aklında olsun. Birazcık işle bizim kızı. Ben karışmam. Sen de kendi kendine gelin güvey olma. Her şeyi de çok biliyorsun ha. Lan insan sarrafı olmuşum ben. Tabii biliyorum. Aa bak ben sana diyorum. Yakında gelip istemezlerse ben de namerdim. Aha buraya yazıyorum. Lan sehpada yeni ha. Ha buraya yazıyorum. Görürsün bak. Gelip isteyecekler. Bu kim ya? Yusuf? Nasıl? Beğendin mi? Güzel olmuş. Duvarı boyamışsınız. Evet. Sen gittikten sonra ben devam ettim. Bu arada boyayı çok sevdim. Yani rengini çok güzel seçmişsin. Sana bunları getirdim. Bunlar ne? Ihlamur yaptım. Bak. Bu da portakal suyu. Elektrikli battaniye de getirdim. Gece yatarken yatağını ısıtırsın. Ama sonra pişinecek unutma değil mi? Zahmet etmişsin. Hastasın. Bir an önce iyileş. Hadi hemen iç portakal suyunu. Hop bir dikiş de bitir. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ihlamurunu da iç. Soğumasın. Bak burada limon da getirdim. Yani istersen koyarsın. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Daha önce hiç böyle şımartılmamıştım. Ya bir acayip duyguymuş. Ama güzelmiş. Böyle prenses gibi hissettim. Yani herhalde öyle hissediyorlardır. Nasıl? Sanki bütün iyi şeylere layıklarmış gibi. Sen çok daha güzellerine layıksın. Ama elimden bu kadar geliyor. Belki bir gün değişir. Çok param olur. Sana istediğin her şeyi alırım. Ben onları istemiyorum. Sadece senin. O bana yeter. Ada, kız neredesin? Dayı, geliyorum. Dayım çağırıyor. Ihlamurunu mutlaka iç, bir de erken yat. İyice dinlen, tamam mı? Tamam ama... Sen de dikkat et. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Ada! Nasıl oldun kızım? Biraz daha iyi misin? İyiyim. Daha iyiyim. İyi ol, iyi. Yarın işe gideceğim.
Kim çalıyor şimdi bu kapıyı pazar pazar? Patlama, geliyoruz. Yavaş lan yavaş. Dağdan mı geldin? Mustafa. Kapıya. Ne oldu, korktun mu lan? İblis. Geç içeri, geç. Ay, ne oluyor? Eskiye mısın lan? Bırak beni. Lan kes. Ay. Kes. Ne istiyorsun bizden? Çık git. Defol evimizden. Ata kızı polisi ara. Gelsinler alsınlar şu azgını. Vay 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 vay. Vay, çakal ailesine bak be. Ulan benden aldığınız paralarla eşyaları mı düzdünüz? Koltuk alınmış. Televizyon alınmış. Sehpanız bile var be. Yüzsüz müsünüz lan siz? Ha? Senin paranla almadık lan. Adanın patronu aldı onları bize. İsmail, benim param nerede lan? Bana paramı ver. Lan verdik ya paranı. Aldın, cebine koydun. Üftat et, desene bir şey sende. Ha, aldın sen paranı. Ben de gördüm. İsmail bak, hastaneden çıkarken kontrol ettim. Para uçmuş. Lan hastanede çalmışlar işte. Niye bize soruyorsun? İsmail, sen beni salak mı zannediyorsun lan? O parayı bari sen aldın. Oğlum sen o parayı hurda kuşa yem eder misin lan? Ha? Paramız olsa böyle fakir gibi dolaşır mıyız? Ha? Üstümüze başımıza bak, gözünü seveyim, saçmalama Mustafa. Yok işte bizde param falan. Çık git evimizden. Vay, sen küçük çakala bak, küçük çakala. Tabii, para tatlı geldi. Şimdi de dayına arka çıkıyorsun değil mi? Benim kimseye arka çıktığım falan yok. Bir kuruş paranı harcamadım ben. Hadi be. Sana aldığım gelinliğe gittin, sattın ya. Lan deve kemik be, hiçbir şey unutmuyor. Ben o parayı ihtiyacı olan bir kadına verdim. Harcamadım. Allah'a beni hiç alakadar etmez. Ha İsmail, sen bunu iyi bilirsin. Bak, elimde tam 50.000 liralık senet var. Evvela eşekler gibi ödeyeceğiniz bu parayı bana. Ödemiyoruz lan. Ne yapacaksın? Ödemiyorsun ha. İsmail, Allah belanı versin, seni öldürürüm lan burada. Bak, burada yaptıklarını unutmadım. Unutmadım. Sen beni öldüremedin ama ben seni öldürürüm. Ambulansı da çağırmam, tamam mı lan? Tamam. Tamam, ben ödeyeceğim paranı. Kızım, deli olma. Nasıl ödeyeceksin o kadar parayı? Hepsini birden veremem. Taksitle ödesem olur mu? Olur. Bak, ben de o kadar kötü bir insan değilim yani. Şimdi sen bana peyderpeyi verirsin. Ona hesaptan düşeriz. Kalanı içinde yeni senet çakarız, tamam mı? O zaman tamam. Anlaştık. İlk taksit ben buradaki eşyaları alıyorum. Neyi alıyorum? Evdeki eşyaları alıyorum. Lan şerefsiz misin sen? İnsanın evinden eşya alınır mı? O televizyonu Emad'a kendi parasıyla aldı. Vallahi beni hiç alakadar etmez. Tatava yapma bana. İki tane adam göndereceğim. Tamam mı? Eşyaları alacağım, gideceğim. Tamam. Al da git. Niye öyle diyorsun kızım ya? Neyi alıyor? Bana bak. Tamam. Bunları al ama kızın yatağına dokunma. Yerde uyuyor çocuk. İyi, tamam. Tamam. Yatak kalsın. Yatacaksın, kalkacaksın, dinleneceksin. İşe gideceksin değil mi? Para kazanacaksın. Yoksa nasıl ödenir bu kadar borç, he? Televizyonu da alıp götürecekmiş. Al. Yine bakacağız doğrulara mal mal. La havle ve la kuvvete. Bunun da derdi gücü televizyon. Kız nasıl ödeyecek o kadar parayı demiyorsun da. Bana bak. Hakikaten nerede bu para? Sen mi aldın İsmail, doğru söyle. Tövbe de üstadı, ben ne salayım o parayı ya? Ben artık senin hiçbir sözüne inanmıyorum. Lan inanmıyorsan gel ara, bak bakalım. 5 kuruş yok üzerimde. Ya tam az biraz rahat erdik diyorduk ki şu başımıza gelene bak. Ada, yavrum sen nasıl ödeyeceksin o kadar parayı, ha? Oo, pek bir şey kız bu sabah. Hayırdır, iş görüşmesi mi? Bir arkadaşımla görüşeceğim. Epeydir de görüşmüyoruz. Belki akşam onda kalırım. Bir sıkıntı olur mu senin için? Yok, niye sıkıntı olsun? İstersen ben bırakayım seni. Ay yok yok. Ben giderim. Hatta geç bile kaldım. Gideyim ben.
Afiyet olsun. O zaman bütün gün boşsun kanka. Yani değerlendirelim bunu. Bir şeyler yapalım. Bak kaç gündür evdeyim, içim daraldı ya. Ay evet ya, vallahi benim de daraldı. Ne yapsak, şöyle deniz kenarı bir yere mi gitsek? Evden bir şeyler de hazırlarız, böyle piknik gibi olur ha? Yalnız ben kanka derken Yusuf'la ikimizi kastetmiştim. Ya tamam Yusuf ya, gidelim lütfen, ne olur lütfen. Tamam kız, tamam gidelim. Hep beraber gideriz, bakma öyle kedi gibi. Ya oley be. Sumru Hanım, siz de gelsenize. Yani takım bozulmasın. He. Evden çıkmadınız hiç bu aralar. Yok çocuklar, ben gelmeyeyim. Benim çok işim var şimdi evde. Aa, adayı da çağırsanıza. Ya kız İstanbul'a geldi geli bir gezemedi yani. Gezdirirsiniz hem. Olur, ben hemen haber vereyim. Oh vallahi, o da gelsin, hep beraber eğleniriz. İyi, o zaman bitirelim bu kahvaltıyı, hazırlanıp çıkalım hemen. Çok güzel börek yapmıştım. Buzlukta. Çıkarayım da çözülsün. Bir ısıtırız, götürürsünüz, tamam. Bıktım. Yemin ediyorum bıktım bu adamın derdinden, çilesinden. Ya 50 milyar. Nasıl ödeyeceksin kızım sen bu parayı? Kim o? Yusuf. Arkadaşlarıyla pikniğe gideceklermiş. Sen de gel dedi de gelemeyeceğim diyeceğim. Deme. Git kızım git. Hem bak birazdan adamlar gelecek eşyaları almaya. Belki Mustafa da gelir. Canın daha fazla sıkılmasın. Git sen en iyisi. Ya yenge, ben seni nasıl yalnız bırakayım? Ya git diyorum ada. Bir tanecik izin günün var zaten. Onu da burada benimle oturarak heder etme. Yaz yaz. Geliyorum yaz. Ne demiştim ben sana Nalan? Sıkılacaksın o sefil hayattan. Sana da merhaba Mert. Nasılsın? Süperim. Baklı olmanın gururunu yaşıyorum. Kızım ben senin ruhunu bilirim. Sen iyi giyinmeyi, güzel yemeği, rahatı seversin. Ne öyle pansiyonlarda kalmalar bilmem ne. Ha? Bohem hayat, sosyal medyada güzel bebeğim. Geldiğime pişman etme beni, ne olur. Peki tamam, sustum. Hadi gidelim. Gidelim. Niye bakıyorsun öyle? Beni aldattın mı, onu anlamaya çalışıyorum. Umrunda mı? Yani hoşlanmazdım evet. Ama çok da acı çekmezdim. Sen çok pislik bir adamsın, biliyorsun değil mi? Sen de o yüzden seviyorsun ya beni. Acıktım ben, bir şeyler yiyelim. Peki. Ama sonra lofta gideceğiz. Özledim seni. Bu 3.000 lira ne? Açıklama yapılmamış. Ada Meryem Varlı adına eğitim bursu. Bundan sonra her ay yatacakmış. İptal et. Ben izin vermiyorum. Ama efendim, Yıldırım Bey'in talimatı var. İptal et dedim. Ben Yıldırım Bey'le konuşurum. Ha, bir de şu vardı. Bu kim? Mümtaz Bayar. 4 aydır ödeme yapmamış. Kendisiyle görüştüm. Ödemeleri yapan akrabasının durumu biraz sıkışıkmış. Atın gitsin. Bedava kimseye bakmıyoruz. Thank you.
Çok beklettin mi? Yok, yeni geldik biz de. Nasıl oldun? Aa, iyi misin? İyiyim. Ihlamur çok iyi geldi. Sen beni özledin mi? Özledin mi beni? Ya sen ne tatlısın ya, şuraya bak. Sen çok mu şekersin? Ya Yusuf, sence benim söylediklerimi anlıyor mu? Vallahi Sevinç'ten kuyruğunu sallıyor. Demek ki anlıyor. Çiçek'le Fırat nerede? Hani onlar da gelmeyecek miydi? Sumra'nın börek yapıyor, onu bekliyorlar. Ben hiçbir şey hazırlayamadım. Böyle ayıp olmaz mı? Yok ya, Sumra'nın bir dünya bir şeyler hazırladı zaten. Gel sen bana, gel. Fırat'la Çiçek ne yaptılar? Oo, onlar çoktan gelmişlerdir. Yapacağız. Seni çok güzel deniz kenarında bir yere götürüyorum. Deniz çok güzel. Evet, köfteler hazır. Bunlar da hazır. İyi ki gelmişiz. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Evet. Fırat, Çiçek, hadi gelin, köfteler oldu. Eline sağlık Yusuf. Afiyet olsun. Çok güzel duruyor vallahi. Ya bir dakika durun, fotoğraf çekeceğim önce. Ya kızım ne fotoğrafı? Ya dur, hazır mısınız? Ya hadi kızım ya. Dur zaten böyle olmayacak, bir ayakta çekeyim. Dur. Evet. Tamam işte bu güzel oldu artık. Oğlum bir yavaş ya. Ya bir bekleseydin de hep beraber yeseydik. Anam baban öğretmedi mi sana hiç sofra adabı? Öğretmedi vallahi. Öğretemezlerdi de zaten. Yani yanımda değillerdi. Nasıl yani? Neredelerdi ki? Bilmem. Ya benim annem babam yok. Yetimhanede büyüdüm. Ay şey, ben bilmiyordum ya. Özür dilerim. Özür diyecek bir şey yok. 20 günlükken beni bırakmışlar. Sonra da ne arayan ne soran olmuş. Özür dilemesi gereken biri varsa o da onlar. Benim de annem babam yok. Ben babamı hiç bilmedim. Annem de ben 5 yaşındayken öldü. Ama yani anneni biraz da olsa hatırlıyorsundur herhalde. Evet hatırlıyorum.
hayvanat bahçesine gitmiştik, onu hatırlıyorum. Beni hep güzel kızım diye severdi. Ya bir de çok güzel fındıklı kurabiye yapardı. Tadı hala damağımda. Ya ben annemden sonra çok denedim ama onunki gibi olmadı. Bende de babam yok hiç hafızada. Kaza geçirdiklerinde ben çok küçükmüşüm. Ve annemden de bölük pörçük birkaç an. Dizine yatırıp saçlarımı okşadığı kalmış aklımda. Ha bir de kokusu. Lavanta kokardı. Yani kokarmış. Ben çok sonra öğrendim o kokunun lavanta olduğunu. Şimdi ne zaman o kokuyu duysam annemin elleri saçımı okşuyormuş gibi olur. Ay ya. Yani zaten insanın yani annesinin babasının yanında olması öyle çok da matah bir şey değil yani. Yediğine içine karışırlar, giydiğine karışırlar. Arkadaşlarını beğenmezler. Ne bileyim böyle vır 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 non stop konuşup dururlar yani başında. Rahat rahat üşüyemezsin bile ya. Ama hırkanı çıkarma, terliğini giy. Ya ben bakın bu yaşıma geldim. Hala soğuk taşa çıplak ayakla basma şerefine nail olamadım yani. Ya sen bize teselli mi veriyorsun? Ya ne bileyim ya böyle hepiniz anasız babası şey olunca. Ya ne yapacağımı bilemedim. Bir garip oldum be. Olsun. Belki annemiz babamız yok ama biz de birbirimizin ailesi oluruz. Ben? Beni niye dışladınız ya şimdi? Onun babamın olması benim suçum mu? Gel kız gel. Sen de ailenin en minisin. Ya şöyle. Vallahi sevmiyorum ben fotoğraf çekilmeyi. Tamam, çek sen istiyorsan. İstemez. Hastalanacaksın. Hastasın zaten. Şey, şekerle oynarken fark edememişim. Yürüyelim mi biraz? Dur. Yürüyelim. Nasıl mutlu oldu baksana. Çiçek. Ne oldu kız? Bir vuruldum bakıyorum. Ha yok ya. Yani evet tamam. Belki biraz. Ama ya baksana şunlara ne kadar güzeller. Çok yakışıyorlar birbirlerine. Vay be. Açtın kendini. Ne yapalım canım? Olmayacak duaya amin demenin bir anlamı yok yani değil mi? Ya Yusuf beni kardeşi olarak görüyor. Değişmeyecek bu belli. Ben de kapadım artık o defteri. Bundan sonra Yusuf benim sadece abim. Ha şöyle, akıllı ol biraz. Yani sonuçta güzel bir kızsın. Hayır sana sevgilim yok. Sen beni güzel mi buluyorsun? Yani
pek benim tipim değilsin. Ama bir giderin var. Ya sen ne biçim kılıcıyorsun ya? Yapma kız. Görüşürüz. Rüzgar Bey. Sen ya? Sen niye sürekli adanın peşindesin acaba? Ya nasıl Nihal'ın böyle bir şey yapar? İyi de Mümtaz amcanın gidecek bir yeri yok ki. Hey Allah'ım ya, kim bilir nerede şimdi? İnşallah başına bir şey gelmez. Ben Mümtaz amcayı buldum, merak etme. Gayet iyi. Ama İstinye'de bir parkta. Bu akşam burada yatacağım diyor. Ya kaç yaşında adam, bu saatte o soğukta ne yapacak orada? Neden alıp onu bakım evine götürmediniz ki? Çok inatçı. Gelmeyeceğim diye tutturdu. Ben zaten biraz da onun için geldim. Bak Mümtaz amca seni sever. Belki sen konuşursan onu geri dönmeye ikna edebilirsin. Tamam o zaman. Hemen gidip alalım. Hadi gel. Mustafa. Lan senedini aldın, eşyaları aldın. Daha ne istiyorsun benden? Tatava yapma lan, bir şey istediğim yok. Otele gidiyordum ben. Otele mi gidiyordun? Ben eşkıyalığını yaptıktan sonra bozuluğa dönersin diye düşündüydüm ama. Dönemem ben artık oralara. Başım öne eğildi bir kere. Herkes benimle dalga geçiyor lan. Sebep? Sebep. Cücük İsmail'e para kaptırdı diyorlar. Bit kadar boyuyla dağ gibi iyiydi, dolandırdı diyorlar lan. Ne pis laflar onlar, cicik falan. Benim boyun posum yerinde oğlum. Hem bozuluktaki lakabım pehlivan benim. Pehlivan İsmail derler bana. Ha İsmail ha, sen buna mı takıldın lan? Oğlum herifler dolandırıcı diyor lan sana. Lan yarası olan gocunur. Dolandırıcı olmadığıma göre. İyi. Sen paranı alana kadar buralarda mı takılacaksın? He. Bir iş kurarım artık, sıkıldım oğlum küçük yerden. Boğulacaksan büyük denizde boğulacağım. Öyle diyorsan öyledir tabii. Allah yolunu açık etsin Mustafa. Hadi selametle. İsmail. Ne? Oğlum benim buralarda hiç tanıdığım yok be. Lan bu İstanbul ne acayip yermiş. Kimse kimsenin selamını almıyor. Değil mi lan? Allah'ın selamını almıyorlar Mustafa. Havaları kime anlamış değilim ha. İsmail. Ha. Hadi gel lan iki el tavla atalım. Daha yeni gırtlağıma çöktün, öldürüyordun beni. Nereden çıktı tavla? Ya tamam oğlum uzatma, sıkıldım. Geliyor mu gelmiyor mu? Gelirim ama bir şartla. He. Ben kazanırsam o aldığın televizyonu geri vereceğim. Bak 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 bak. Tamam lan. Ben kazanırsam ne vereceğim? Vallahi iki don, üç atlet, bir gömlek var. Hangisini istersen al Mustafa. Ulan İsmail. Sen var ya. Hadi yürü. Vardır senin bildiğin yerler. Var. Hadi. Hadi gel. Mümtaz amca. Ne yapıyorsun sen burada? Hasta olacaksın. Hadi kalk gidelim. Yok. Yok kızım. Ben böyle iyiyim. Kimseye yük olmadım bu yaşıma kadar. Mümtaz amca, bak ben annemle konuştum. Bir daha böyle bir şey tekrarlanmayacak, tamam mı? Ben annemin adına senden özür diliyorum. Lütfen kabul et. Mümtaz amca, bak senin orada bir sürü arkadaşın var. Onlar seni çok özlerler. Ben de çok özlerim. Hem sen yalnız değilsin ki. Hani beni kızın yerine koymuştun?
Sen dönmezsen ben çok üzülürüm. Ne diyor? Mars. Al sana. İki ters, bir yüz. Hemencik bitti işin Mustafa. Ya zar tutuyorsun ama hadi bakalım neyse. Lan oğlum zar tutulmadan atılmaz. Bana bak çamur yapma bir daha oynamam ha. Hadi gel bir elde atalım. Olmaz. Sen önce kaybettiğin televizyonu yarın bir gönder. Ondan sonra bakarız bir oyun daha. Ya tamam oğlum ya sözümüz söz. Göndereceğim yarın sabah. Boşver onu. Bana bak. Yarın Kız Kulesi'ne gidelim mi lan? Ben çok merak ediyorum oraya hiç gitmedim. Oğlum kalk kendin git lan. Şurada seninle hikel tavla oynadık diye can ciğer kuzu sarması mı olduk sanıyorsun lan? He? Tamam lan. Ben de hemşerilik babında dediydim zaten. Oğlum İsmail. Ben ölsem de gebersem de bana yapılanı hayatta unutmam. Paramı son kuruşuna kadar alacağım sizden. Tamam Mustafa alacaksın işte taksit taksit. Konuştunuz ya lan. Alacağım tabii lan. Oğlum hele bir vermeyin. Yemin ediyorum ciğerinizi alırım ciğerinizi. Param da param, param da param. Kopur kopur kopuruyum ya. Yakışıklı. Ne işin var lan senin burada? Adayı rahatsız etmeye geldiysen senin canını okurum ha. Oğlum bizim elimizde armut toplamıyor. Bak bu ada mıdır, Meryem midir neyse. Artık benim onunla mevzum bitti tamam mı? Bak benim tek derdim param. Biliyorum bana borçları var. Ne derdin varsa git o dayısıyla çöz. Kızdan uzak dur. Vay arkadaş ya, vay arkadaş be. Lan ne kızmış ha? Lan zengini de kamyon yüzüne herkes kızın peşinde. Ne diyorsun lan sen? Bu şey var ya. Yakışıklı bir çocuk var böyle ismi acayip. Ne? Rüzgar mı fırtına mı ne? Beni vurduklarımla hastaneye geldi. Ben davadan vazgeçeyim diye bana bir ton para verdi biliyor musun? Bu arada adanın peşinde de fazla dolanıyor. Bir gariplik yok bununla. He? Bak çekin altını şak diye bastı imzayı ben de ondan vazgeçtim davamdan. Sence bu biraz garip değil mi ya? Lan sen ne pislik adamsın ya. Adam senin de tek anladığın hötsöt ya. Tek anladığın bu. Bak, herif işleri nasıl çözebileceğini biliyor. Olayı çözmüş. Tamam mı? Sen anca böyle devam. Artist. Yani dışarı çıkalım, kafa dağıtalım dedin. Ağzını bıçak açmıyor. Ya hayırdır? Moraller bozuk, pasta vermiyorsun. Ya Fırat zaten canım sıkkın, bir de sen üstüme gelme oğlum. Niye canın sıkkın? Ya bak anlatmazsan gitmem biliyorsun. Ya bu Rüzgar. İşte bu adanın patronu. Rüzgar Bey. Ya sürekli adanın etrafında dolaşıyor. Yok dayısını hastaneye getirmeler, yok babasına eşya aldırmalar. Ya bu Mustafa hastanedeyken dava açmasın diye para bile vermiş ya. Versin abi sana ne? Nasıl bana ne oğlum? Herif adanın peşinde diyorum sana ya. Yusuf sen kıskanıyor musun bu adamı? Yok. Ne kıskanacağım? Yani senin kafan bayağı karışmış. Madem adayı seviyorsun, git onunla ol. Nalan'ı sevmiyorsun ki. Fırat, zaten darlanıyorum. Bir de sen gelme oğlum üstüme. Git hadi sen eve. Gelirim ben. Heh. Yani doğruyu söyleyince Fırat eve git. Seviyorsun işte adayı. Ya niye yanlış eli tutuyorsun? Bırak Nalan'ı. Oğlum nasıl bırakayım ya? Bıraktığımda ne olduğunu gördük. Hastanelik oldu kız. Ya da? Ya o kıza yazık değil mi? Senin gözünün içine bakıyor. Sen bir şey söyleyince kızın yüzünde güller açıyor. Çok seviyor be abi. Seviyor değil mi? Ya bak seviyor deyince bile nasıl yüzün güldü?
İkiniz de kendinize yazık ediyorsunuz. Diyelim ki Nalan'ı terk ettim. Ya kendine bir şey yaparsın? Ya kötülere bir şey olmaz. Yani kötü derken o kız pek sevimli biri değil anlamında. Yusuf bak bu senin hayatın. Sen de mutlu olmayı hak ediyorsun. Yarın öbür gün diyelim Ada başka birini sevdi. Öleceksin kahrından, öleceksin. Ha ben ölürüm tamam diyorsan da o da senin bileceğin iş abi. Ada mutlu olsun. Önemli olan o. O zaman kafasını karıştırma kızın abi. Belki o adamı sevecek. Belki çok mutlu olacak. Yani bırak kızı. Yazık. Yok. Ben yapamam oğlum. Adayı ben başkasıyla görürsem dayanamam ya. Olmaz. Haklısın kardeşim. Haklısın. İkimize de böyle eziyet etmeye benim hakkım yok. Gideceğim konuşacağım adayla. Anlatacağım. Dalyan'la da ayrılacağımı söyleyeceğim. Ha şöyle be. Git abi git tabii koş koş. Ya seni seviyorum de. Ya sen de kurtul biz de kurtulalım. Sen neden kurtuluyorsun oğlum? Nalan'dan. Yani benim bütün derdim onunla. Ama abi git sen hadi koş. Kız çok seviyor bak seni. Seviyor değil mi? Ya seviyor tabii. Ben gözlerimle gördüm bak. Git söyle sana aşığım de. Git abi git. Git söyle ya. Seni seviyorum de. Teşekkür ederim. Rüzgar Bey siz keşke inmeseydiniz. Ada çok teşekkür ederim. Bugün Mümtaz amca orada kalsaydı ben bu gece uyuyamazdım. Siz çok iyi birisiniz. Ben iyi ki sizinle çalışıyorum. Çok mutluyum. Bilin istedim. Ben de seninle tanıştığım için çok mutluyum Ada. Sen de bunu bil tamam mı? Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Ada. Hırkan arabada kaldı. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yenge, dayım nerede kaldı? Aman ne bileyim ben. Sabahın köründe çıktı gitti. Sanki dersin çalışıyor beyefendi. Bütün gün avara avara dolaşıyor ortalıkta. Ha, geldi.
Dayı, televizyon nereden çıktı? Patlama kız, anlatacağım. Kapa şu kapıyı. Şu kasaları da al. Gel peşimde. İftade, müjdemi isterim bak. Mustafa'dan televizyonu kurtardım. Ana, nasıl kurtardın ki sen onu? Bana bak, o ayı boğan sana bir şey yapmadı değil mi? Yani bir kırığın çıkığın yok, iyisin değil mi? Lan sen de kocanı iyice şey yaptık ha. Mustafa bana ne yapabilir lan? Dikildim karşısına. Dedim ki bana bak Mustafa. Benim yeğenimin helal parayla aldığı televizyona konamazsın dedim. Aldım çıktım geldim. Dayı. He. O gün Mustafa seni resmen öldürüyordu. Bir yanlışlık olmasın. Ne yanlışlık olacak kız? Ben o gün zemine yenildim. Ayağım kaymasa haklayacaktım da ben ona ayağım kaydı. Neyse. Hadi hadi. Al şunu bir şey tak. Peki o Nalet niye hala buradaymış ki? Ya iş mi kuracakmış, ne yapacakmış öyle bir şeyler dedi işte ya. Nasıl yani? Mustafa İstanbul'da mı yaşayacak? Eyvah. Ya yine bana bir şey yapmaya kalkarsa? Yok canım. Onun gözü seni görmüyor. Gözünü para bürümüş onun. Hiçbir şey yapamaz. Ben varım lan. Bursu kestik de ne demek? Bana danışmadan nasıl yaparsınız böyle bir şey Salih? Kimin talimatı bu? Nihal Hanım'ın emri efendim. Anlaşıldı. Adaya verdiğim eğitim bursunu neden kestirdin? Birimizin mantıklı davranması gerekiyordu çünkü. Kızın evini döşemeler, burs vermeler. Ne yapıyorsun sen Yıldırım? Ne yapıyorsun? Birileri şüphelensin mi istiyorsun? Çocuk okumak istiyor Nihal. Neden engel oluyorsun? Niye engel olayım ayol? Okumak herkesin hakkı. Ama kendi parasıyla okusun bir zahmet. Babasından kalan paranın üstüne konmasaydık öyle yapardı. Yıldırım. Rica ederim başlama yine. Tamam. Tamam Nihal. Heh. Burs yok. Yardım da etmeyeceğim o kıza. Ama ne yapacağım biliyor musun? Her şeyi anlatacağım ona. Nasıl dümenler çevirdiğimizi, babasından kalan parayı nasıl çaldığımızı bir bir anlatacağım. Yıldırım! Yıldırım saçmalama! Yıldırım nereye gidiyorsun? Son gün! Arabanın anahtarlarını getir hemen. Yusuf. Günaydın. Günaydın. Bir şey mi oldu? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Olmuş işte. Yüzünün bu hali ne? Bir canını mı sıktın? Canım falan sıkkın değil Eda. Tamam mı? İçin rahatladıysa gidebilir miyim artık? İşe geç kalacağım. Kaçırdım. Neyse artık. Otobüste gideyim. Nerede bu adam? Nereye gidiyorsun? Kartım da boş.
Ben nasıl gideceğim şimdi işe ya? Alo? Ada, ben Yıldırım kızım. Neredesin? Bizim evin orada sahildeki otobüs durağında Yıldırım Bey. Ne oldu? Bir yere ayrılma oradan. Geliyorum. Seninle konuşmamız lazım. Tamam. Tamam, ben burada bekliyorum. Sesin pek iyi gelmiyor. Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey yok, ben iyiyim. Ada, kızım hiçbir şey için. Üzülme. Düzelteceğiz her şeyi. Bekle beni orada, tamam mı? Yıldırım Bey, benimle ne konuşacaksınız? Bir sorun yok inşallah. Yok, hiçbir sorun yok kızım. Sadece seninle konuşmam gereken bir konu var. Tamam, konuşalım. Ada, kızım senin çok paran var. Çok param? Benim mi?